İşte bir aynada yansıyor yüzleri. Hayat bir tür unutkanlık. Bellek ölüm. Öbür mevsimler sanki bir daha yaşanmayacak. Sonsuza kadar yaz sürecek. Yaz, bu hasta mevsim gerçekliğin yerini aldı. Saat kaç? 10. Bu ne uyku ya? Öf, akşam fazla kaçırmışız galiba. Başım çatlıyor. Denize gir, denize. Hemen geçerim. Öf. Hadi, hadi, hadi kalkın bakalım. Of, hadi. Beni rahat bırakın ya. Of. Hiçbir şey yiyemeyeceğim galiba. Midem bir felaket. Soda iç. Boş ver, içemem. Anmamız hızlaşsın. Her gece ipin ucunu kaçırıyoruz. Oğlum, eğlenmeye geldik buraya. Bu gidişle alkolik olacağız ama. Dün gece topu topu iki şişe içtik. Evet ama iki büyük şişe. Buranın doğasında ne var bilmiyorum. Gazete bile okumadım üç gündür. Hayatla bütün ilişkisi kesiliyor insan. Ye, iç, yat. Ahmetler öbür gün mü gelecek? Hı hı. Günaydın. Bal, yumurta, peynir, bir de büyük çay. Denize gidilmiyor mu? Güneş canımı okudu. Sırtım su toplamış. Gidip uyuyacağım ben. Bir tamirci buldum meydanda. Arabanın amortisörlerine baktıracağım. Ses yapıyor. Baktır da dönüşte gebermeyelim. Sonra nasıl buluşuruz? Akşama Raşit'in kahvesinde buluşalım. Sevgili Ayşe, burada her şey garip. Kalenin görkemi insanı ürkütüyor. Sonra güneş. Gökyüzünün mavisi kızıl alevlerle tutuşuyor. Gözünü açıp çevreye bakamıyorsun. Sanki koyu bir karanlıkta yaşanıyor. Güneş ışığı bu koyu karanlığı büsbütün güçlendiriyor. Nedense tedirginlikler içindeyim hep. Sevgili Ayşe, tehlikesiz bir yolculuktan sonra Bodrum'a vardık. Her şey çok güzel. Geceleri yıldızlara doyum olmuyor. Gökyüzünde bu kadar çok yıldız olduğunu daha önce bilmezdim. Herkesi çok özledim. Bodrum'dan sevgiler.
Hantal ama sağlam bir tekne. Tam açık deniz gezileri için. 8-10 kişiyi rahat barındırır. İlginizi çekti galiba bizim külüstür. Evet, az önce arkadaşıma da söyledim. Hantal ama sağlam, tam açık deniz teknesi. Aa, öyledir, öyledir. Madem teknelere meraklısınız, gelip yakından bakın. Yürü. Merhaba, ben Haydar. Merhaba. Merhaba. Tarık bende. Merhaba. Arkadaşım Tarık. Bu da Kerem. Tekne sizin mi? Evet. Çoktandır denizde misiniz? Mayıs başından beri. Denizden hoşlanıyorsun galiba. Öyle ama fırsat olmuyor. Ahtapot mu bu? Her yerde çıkar mı? Çıkar. Kara adamın oralarda çok olur. Deniz güzeldir, cömerttir de. Bedava yaşanır denizde. İnsan zamanla suları, akıntıları, mevsimlerin rüzgarlarını öğrenir. Fenerleri, kayalıkları, korkulacak bir şey olmaktan çıkar denizde yaşamak. Herhalde sağlıklı bir şey olmalı bu. Geç kalıyoruz Murat. Kalsanıza. Denizin armağanlarını birlikte yiyelim. Betigül de neredeyse gelir. Bir arkadaşımız bekliyor. Canım arkadaşınız da gelsin. Betigül yeni insanları çok sever. Başka bir yere takılmazsak geliriz tabii. Tabii bekleriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bekleriz. Kolay gelsin. Sağ ol. Işıktan bir saraydı. Dalar dalmaz gördüm. Bir dolu deniz kızı, başka türlü bir aydınlıkta, ne bileyim, yeşil aylarla sarmaş dolaş dans ediyorlardı. Gözlerimle gördüm deniz kızlarını. Sahi gördün mü deniz kızlarını? Tabii, Akdeniz onlarla dolup taşar. Denize açılmalı. Karada tadı çıkmıyor Bodrum. Niye açılmıyorsun? Mangır sorunu. Sen de seviyor musun denizi? Olağanüstü bir şey değil benim için. Ya ay ışığında sevişmeyi? İş var bu çocukta, iş var ama ne çare korkak, kim bilir? Belki de... Yok canım, sadece dalgın bir çocuk. Güzel mi, çirkin mi, güçlü mü, güçsüz mü, silik. Yalnızca silik. Ama içten içe bütün çılgınlıkları açık. İki yüzlülükten uzak bir insan yaratabilirim ondan. Kız arkadaşınız yok mu sizin? Bodrum'a yalnız gelinir mi? Sap gibi geldik işte. Siz de gördünüz mü deniz kızlarını? Hayallerle falan ilgim yok benim. Ben başka güzellikler gördüm Akdeniz'de. Sidere adasındaki o boncuğu çağrıştıran... ...inanılmaz renk renk kum taneciklerinin de bir öyküsü var. Kleopatra gelirmiş Sidere'ye. O görkemli kumsal, Kleopatra'nın terk ettiği kölelerden kalmış. Açlıktan, susuzluktan ölmüş köleler. Çürümüşler, kokuşmuşlar. Sonra kemikleri dağılıp kuma dönüş. Renk renk, boncuk taneleri gibi. Müthiş. Bizimkiler yattı galiba. Tarık da uyuyakaldı. Merhaba Cem. Hoş geldiniz. Aa, taşırdım ben. Ötekiler nerede ya? İki gün önce birileriyle tanıştık burada. Tekneleri var. Denize açıldılar günübirlik. Ne iyi yapmışlar. Ne kadar sıcak burası.
Sencan şövalyelerinin kalesi bu mu? Evet. Otobüsten görmediniz mi? Gelirken nereye bakacağımı şaşırdım ben artık. Kartpostallarda hiç bu kadar ürkütücü görünmüyordu. Fantastik. Pansiyon nerede? Halikarnas tarafında. Öbür kıyılara pek bakamadık. Daha doğrusu önümüze çıkan ilk yere girdik. Ne yani, içgüdülerinizi mi kullandınız? Öyle gibi bir şey. Koklayarak bulduk anlayacağım. Odaların fiyatı ne kadar? Çift kişilikler 200. Tek yatak 150. Temiz mi? İdare ediyoruz. Pek kalabalık değil galiba Bodrum. Sen akşam üzeri gör buraları. Hadi abla, denize gidiyoruz. Yazmam gereken mektuplar var. Ne mektubu? Şirketin iş mektupları. Hmm. Siz keyfinize bakın. Peki. Görüşürüz. Güle güle. Yaz aylarının durgun satışları malların depolarda birikmesine yol açmış bulunmaktadır. Bu olağan durum nedeniyle malların piyasaya sürülmesini şimdilik geciktirmek zorundayız. Aslında pek öyle önemli adamlarda değillerdi bunlar. Yönetimleri bir baskı aracından başka bir şey değildi. Baskı da kaba güçten başka bir şey gerektirmez.
Övünülecek bir şey değil kaba güç baskı. Çünkü senin gücün yalnızca başkalarının güçsüzlüğünden doğan bir kazadır. Biz bu gece Bardakçı'da kalacağız. Yarın oraya gelin. Merhaba Emine abla. Merhaba çocuklar. Merhaba. Tanıştırayım. Arkadaşımız Kerem. Memnun oldum. Bırakın. Zararı yok. Yenilerini toplarım. Nasıl, Bodrum'u sevdin mi Emine abla? Değişik, çok değişik bir yer. Zahmet ettiniz. Teşekkür ederim. Ben üstümü değişip geliyorum. Çok fazla gecikmem ben. Tamam abla. Karnım zil çalıyor. Nerede yiyeceğiz bu akşam? Emine Hanım'ın şerefine iyi bir yerde artık. Ne garip hayvanlar. Yabancı gezginlerin pahalı köpekleriyle çiftleşmiş, sokak köpeklerinin yozlaşmış dölü bunlar. Demek köpekleriyle geliyorlar. Evet, büyük bir gemide günlerce yalnız yaşayan köpek karaya çıkar çıkmaz güneşin ve sıcağın da etkisi var kuşkusuz, hayvan azıyor. Gezginler de bırakıyorlar çiftleşsinler diye.
Ne güzel bir gece. Öyleyse gecenin şerefine. Sorsana, o da sevmiş mi Bodrum'u? What do you think about Bodrum? Well, I would say... Bu kızcağızın da tarihle mahalle bilintisi yok galiba. Tarihle mi? Sevgilime laf yok. Öyle ya. Tarih hatta sıkılıklı bir yer burası. Herodot burada doğmuş mesela. Belki de şairane demek gerekiyor. Olabilir. Bodrum bizim şairlerimizi hep etkilemiştir. Bütünüyle bir Akdeniz kenti. Yaşamasıyla, duyarlılığıyla, çılgınlığıyla. Evet. Akdeniz'de aşk ve ölüm bir tiyatro gibi yaşanır. Tiyatro gibi mi? Yani her şey sahte. Yazar çizerler bu yüzden tutkun olsalar gerek buraya. Onların tutkuları da mı yapay demek istiyoruz? Evet, yapay. Tarih atlasında isim arayan bir halleri var bazı şairlerin. Düşünebiliyor musun? Adam evrenselliğe özenmiş. Evrensellikten anladığı da Homeros'un adı. Homeros, İlyada falan. Turistik tarih. Bu kadarla kalsa iyi. İlyon kıyılarında karşına birdenbire otomobil tamircisi çıkar. Kaçar mı? İşin içine bir de emek sömürüsü karışacak. Köylü çorabıyla bahı yan yana asmak gibi bir şey. Ne bileyim, belki doğru. Ama halk için yazdıklarını söyleyenler de var. Evet, onları da okudum. Türkü koşma gibi alışılmış biçimlerde yazınca halkçı, ilerici olun. Bir tür diktatörlük. Halk bunu anlar, şunu anlamaz. Diktatörlüğü. Bodrum afrodizyak bir yer. Olabilir. Belki de yüzyıllardır böyle bu. Neymiş eskiden burası? Eski bir Selçuklu hanı. Şu çekme kata bak. Çarlı Prusya'sındaki aşk odaları gibi. Nedir aşk odaları? Aşk odaları mı? Aristokratların kendilerine düşürülen zavallı yoksul kızlarla kapandıkları odalar. Ne kadar garip konuşuyorsunuz bazen. Ama söylediklerim tarihi hakikat. Siyah Gözler diye bir film görmüştüm çocukken. Konusu böyleydi. Annemle babam beni götürdüklerine pişman olmuşlardı. Doğru. Çocukları açık saçık filmlerden uzak tutmak gerekir. Ya yaşlı kadınlar? Onlar da zavallı yoksul gençleri düşürüyorlar mıymış? Bak o zaman Bodrum nasıl dolup taşar. Şu odalarda... Yaşlı kadınlar da delikanlılar. Kim söyleyecek lokanta sahibine bu küstah fikri? Kim olacak? Biz. İkimiz. İkimiz mi? Neden olmasın? Yukarı çıkmak istiyoruz deriz. Cem dedi ya, Bodrum afrodizyak bir yer. O kelimenin anlamını bilmiyorum ben. Aşk güdülerini, aşk isteğini arttırıyor anlamına kullandı galiba Cem. İlaçlara takılan bir sıfat. İsteklendirici anlamına kullandı. Afrodizyak bir ilaç mı kullandık şimdi biz? Mesele karışıyor galiba. Bu nesneye mi koydular, nedir o afrodizyak ilacı? Yedikçe yesi geliyor insan. Ben daha hiç yememiştim. İki porsiyon daha kalamar. Ben pişirmeliydim ki. Tadını bir de o zaman görecektiniz. Yemek pişirmesini biliyor musunuz? Hep hanımlar pişirmezdi. Böyle şeyleri hiç bilmem zaten. Öğretirim sana.
insanlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Şu sizli bizli konuşmayı bırakalım artık. Bodrum'un havasına aykırı düşüyor. Peki. İnsanlar konusunda ne düşünüyorsun? Karşılıksız sevmem insanları. Ne bekliyorsun? Bilmem. Hiç düşünmedim. Sen seviyor musun insanları? Galiba. Onlardan kopamadım bugüne kadar. Kazık attıkları zaman da seviyor musun? Nesneli olmaya çalışıyorum. Ben bazı insanları seviyorum. Galiba buradaki herkesi seviyorum. Bizim masadakileri. Hepiniz iyi insanlarsınız. Koçum, iki tek. Bir bira lütfen. Bir bira daha. One beer please. Bir bira. Bir akı verin bize. Şöyle git. Come on.
Çok hoş bir şey bu. Ama çalmıyor. Keşke müzik çalsaydı. Dans mı etmek istiyorsun? Yok. Aklımdan bile geçmedi dans etmek. Kurdogiz. Zavallı köpekçiklermiş. Acımış köpeklere. Ne soyluymuşlar ne de halktan. Deli bu kız valla. İngilizler böyle kavramlara önem verirler. Tabii. Bodrum'un sokak köpekleri kraliçenin sarayında yaşayamazlar. İstersen dışarıda dans edebiliriz. Dışarıda mı? Garip olmaz mı? Petit fleur. Gençliğimin melodisi. Gençliğinin mi? Yaşlı mı sanıyorsun kendini? Yaşlı değilim belki ama çocuk da sayılmam. Genç kızlık çağımı çoktan geride bıraktım. Ak düştü saçlarım. Hani nerede? Anlamadın mı? Boya. Boya tabii. Yoksa belli olmuyor mu? Hiç. Çok incesin. Saatlerce kuaförlerde kalıyorum güzelleşebilmek için. Terzilerin en ustasına diktiriyorum elbiselerimi. Yalnız bir kızım ben. Yalnız ve olgun. Olmadı. Evlenemedim. Sarhoşum. Bunun için anlatıyorum, kusura bakma. Sen de kusura bakma, galiba durmadan ayağına basıyorum. Nereden çıkarıyorsun bunları? Çok güzel dans ediyorsun. Bu yaz tatilleri. Nasıl da etkiler insanı tatil. Her yaz tatile çıkar mısın? Evet. İnsan bütün kış çalışınca ihtiyaç duyuyor. Roma'ya gittim. Bütün o klasik turist davranışlarını yaptım. Para attım Adak Çeşmesi'ne. Ne adamıştın? Bağışla, söyleyemem. Roma çok güzeldi. Vatikan'da Michelangelo'nun Musa heykeline hayran kaldım. Güzellik, sonsuz güzellik. Ama asıl Japonya'ya gitmek istiyorum. Uzak Doğu ilgimi çekiyor çok. Çin? Çin mi? Ürkütüyor beni Çin. Pek fazla bir şey bilmiyorum ama bir örnek giyinen insanların mutlu olabileceklerine inanmıyorum. Açlık sorunu tümüyle çözümlenmiş orada. Evet. Belki açlık sona ermiştir. Küçümsemiyorum. Evet. Büyük bir olay. Artık açlık yok demek orada. Demek açlık yok orada. Olabilir. Ama bir örnek giysiyi değiştirmek, başkalaştırmak... ...yakasına bir karanfil iliştirmek insanın cayılmaz küçük sevinçleridir. Çin'de karanfil yetişir mi? Niçin insanların acılarından, açlıktan, savaşlardan söz ediyoruz? Hayatımın en mutlu gecesi bu gece. Dans ediyoruz. Genellikle kimse dansa kaldırmaz beni. Mutluluktan başım döndü. Oturmalıyız.
Neredeydiniz? Dans ettik. Kerem Emine ablanızı dansa kaldırdı. Bana bir mantı. Emine çok güzel mantı yapar. Aşığım bu kadına be. Aşığım. Nesine tutkunsun ya o kadının? Cömert göğüslerini. 19. yüzyıl kadınlarını çok çirkin buluyorum ben. Hepsi yağ fıçısı. Korse güzeli. Duymuştum o ezgiyi. Nedir? Sözlerini pek hatırlamıyorum. Bir tango. Hatırladığın kadarını söyle. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksan, ne işitsen bana bin dert oluyor. İşte bu kadar. Ya. Ya. Ya.
Üşüyor musun? Biraz da uykusuzluktan. Galiba dün gece şarabı fazla kaçırdım. Sabah da erken kalktık ya tekneye yetişmek için. Burada böyle yaşanır. Biraz daha kaldığında içkiyi fazla kaçırma duygusunu bile yitirirsin. Olağan gelir sana. Yani burada, sırf burada olduğum için mi içkiyi fazla kaçırmalıyım? İşi oluruna bırakmalısın sadece. Bilmem ki. Özenti. Bütün yaşananlar özenti gibi geliyor bana burada. Anlık şeyler. Her şey karma karışık. Müzik karma karışık. İnsanlar karma karışık. Ya ne bekliyordun? Yani buraya gelirken nasıl bir bodrum düşü kuruyordun? Bodrumu insanlardan ayrı olarak düşünmeyi aklıma getirmedim tabii. Ama bu anlık değişmeler korkutuyor beni. Haydar. Kalk uyan. Ne vardı bu kadar zıkkımlanacak? Karaya çıkacağız birazdan. Soğuk bir bira getireyim sana. Cila olur, açılırsın. Herkese süsleyip püsleyip anlattım seni. Evime aldım. Yatağıma soktum. Yarı cahil. Esrarını bile ben aldım. Bu tekne kaptanlığı, mitoloji düşkünlüğü havaların, aydın geçimi tavırları. Hepsi usandırıcı. Artık biter bu iş. Herkes kendi yoluna. Evet, doğru söyledin kızım. Herkes kendi yoluna. Hemen de kovmayacağım ulan seni. Kan kusturacağım, kan. Denize açılır bu yürek şimdi. Yelken kürek fark etmez. Bir sevda sarar başına geceler. Dost düşman olsa fark etmez. Değişir güzelim her şeye rağmen. Bir rüzgar eser de dağılır gidersin. Bir kuru yaprak gibisindir artık. Nereye esersen oraya gidersin. Denize açılır bu yürek şimdi. Yelken kürek fark etmez. Bir sevda sarar. Kimi görsem karşımda ölüm. Ya da daha kötüsü. Daha korkuncu. Vahşet, baskı, kaba gücü. Vahşet aşkın yanıt olup çıkıyor. Sizi hatırlıyorum kolejden. Ben çıkaramıyorum. Kaç yaşındasınız?
35. Benden büyük müsünüz? Evli misiniz? Hayır. Hiç evlenmedim. Ya siz? 4 ay zor dayandım. Şimdi hayatımı yaşıyorum. Deniz bugün çok serin. Koy denizi. Hep serin olur. Var mısınız dalga kırana kadar yüzmeye? Canımızdan bıkmadık biz. Boğulmak istemiyoruz. Bırak şu paçavraları. Sana ne? Dokunmasana keyfime. Kendiniz için mi örüyorsunuz? Hayır. Ahmet'e kazak. Hep kardeşinize mi örersiniz? Yok. Arkadaşlarımın çoğu evlendiler. Bebekleri oldu. Onların çocuklarına hırka patik ördüğümde olur. Çocukları seviyor musunuz? Evet. Çok seviyorum çocukları. Ya siz? Çocuk nedir sanki? Her yatağımda deniz anası dokunaçta bir yaratık gezinsin istemem doğrusu. Öyle değil. Önce tek bir hücre. Karanlıkta ve meçhul. Sonra çoğalacak. Dokunaçlı deniz anası biçimlenecek, can kazanacak, kanımı emecek. Hasta gibi güçlükle hareket edeceğim. Söz gelimi yere eğilirken belimi tutacağım iki büklüm. Denize giremeyeceğim, güneşte yanamayacağım. Bir gün bu çocuk herkes gibi büyüyecek. Kanını emdiği insanı ortalıkta bırakıp kendi hayatını yaşayacak. Ama tanrısal bir şey çocuğun oluşumu. Bir çocuğum olsun isterdim ben. Çok isterdim. Düşünün, kendi gövdenizden yarattığınız bu varlık et parçasıyken gülümseyecek. İnsan ufağı olacak. Güneşi görecek, geceliğinde yıldızları. Konuşmaya, yürümeye başlayacak. Karşısında durup çağıracaksınız onu. Güneşin ve yıldızların altından geçip size koşacak. İçinde iyilikle kötülük belirecek. İyiliği ya da kötülüğü sizden öğrenecek. Ay çok hoşsunuz. Haydar, bu kız çocuğu olsun istiyormuş. Merhaba Betigül. Merhaba. Şizofreniyi sever misiniz küçük hanım? Efendim? Anlayamadım. Benim en sevdiğim bu hastalık şizofrenidir. Nasıl yani? Şizofrenlerin bilinçleri... ...ilaca gerek kalmadan bulanıktır.
bulanık bir bilinçle yaratıcılık eş anlamlıdır. Size de bir şizofreni salık veririm küçük hanım. Sonum şizofreniyle biten umutsuz bir aşkın şarkısı bu. Siz de aşık mısınız yoksa küçük hanım? Aşk yoktur ki başlangıçta. Yalnız ölüm yaşıyor. Yoksa bilmiyor musunuz? Yalnız ölüm. Bir de gece yanılmıyor. Aşk ölümden doğmuştur. Sıkıldım. Hadi yemeğe gidelim. Tokum ben. Biraz etrafı dolaşmak istiyorum. Ne zaman döneceğiz? Son motorla dönelim. Çok sevdim burasını. Ben bira içeceğim, çok susadım. Başka isteyen var mı? Bir. Form a two. Please. Saat kaç? 6'ya geliyor. Birazdan akşam olacak. Akşam burada mısın? Bilmem. Bodrum'a mısın? Dikenler. Şizofrenik dikenler. Ben bu tarafta kalıyorum. Nerede buluşacağız akşama? Bu akşam da kıyıda bir lokantada yiyelim. İyi. 9'a doğru burada buluşalım gene. 9'a çeyrek kala. Tamam. 9'a çeyrek kala burada. Bir tuhaflığın var senin. Güneş. Güneştendir. Yorgun musun? Ben postaneye uğrayacaktım. Postaneye uğramalıyım, anlatabiliyor muyum?
Yarın için bir İzmir bileti istiyorum. İzmir'den uçakla döneceğim hemen. Efendim? Hiç. İzmir için bir bilet istiyorum. Bir tek ilk otobüste yer var. Kaçta ilk otobüs? Sabah 5 sizin için mi? Evet. Kaç lira? 70.000. Yarın ilk otobüsle dönüyorum. Nereden çıktı bu? Sebebini söylemeyecek misin? Belli bir sebebi yok. Bunu aldım. Bunun için konuşmak istedim seninle. İşi çıktı dersin. Dün gece dersin telefon etmiş İstanbul'a, acele çağırıyorlarmış şirketten. Kim inanır buna? Kendimi daha fazla küçük düşüremem. Yeterince gülünç oldum. Neler söylüyorsun? Budala gibi o adama aşık olduğumu herkes anlamadı mı sanıyorsun? Sen anlamadın mı? Abla. Şu an yaşadıklarım. Dün yaşadıklarım. Her zaman yaşadıklarım. Buraya gelişimizden beri kalbim çarparak, aynı sözcükleri boyuna tekrarlayarak hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadıklarım. Gücüm kalmadı artık. Onu sevdim. Sıradan biri gibi davrandı bana. Sıradan biri gibi görmedim ben onu. Alay etti. Hor gördü sevgimi. Beni üzmek istemiyorsan hemen git. Bir iki gün daha kalsaydın. Hepsi geçer. Thank you.
Keşke gitmeseydi o kızcağız. Adı neydi? Emine miydi? Buraları görüp şirketteki arkadaşlarını anlatmalıydı. Nesi var buranın anlatılacak? Taş yığın. Bakımsız. Korunmamış. O zaman anlatabileceği bir şeyler yaşamalıydı bizim katibi. Kıza iyi davranmadınız galiba. Ne kadar mutsuzdu dün elinde çalı çırpı. Çok sıcak bugün. Boğuluyorum sanki. Bodrum'un tarihi kalıntıları pek o kadar zengin değildir. Bence Efes'in filan yanında çok yoksuldur buraları. Yine de büyüleyici olan bir şey var her yerde. Belki de ilişkilerimiz, belki yaz, güneş ışığı, belki de acılar. Ablanız niçin döndü? Şirketin işleri bitmek bilmez. Ablam olmadan da hiçbir işi başaramazlar. Büyük bir şirket Emine ablanınki. İthalat ihracat şirketi. Yaz kış çalışma sürer. Yıllık tatili yok mu bunun peki? Oturalım. Oh öldüm. Ayakkabım da vurdu. Sevgilim çözsene şunu lütfen. Bütün kabahat Kerem'de. Ne kabahati? Kızla ilgilenmedi. Sen de benimle ilgilenmiyorsun. Keşke o fakir kızı Leyla Kılıklı Katibe'ye Kerem'e ödünç verseydim. Çok hainsin. Herkes hain. Galiba. Kerem haksızlık etti. Umut verdi kıza. Çok hoş. Bir günlük bir aşk hikayesi. Acı ve bayağı. Sana acı çektirmek istemedim. Kimseyi, hiç kimseyi sevmiyorum ben. Korkak ve yapayalnız. Yemin ederim sana acı çektirmek istemedim. Tamam. Tamam, görüşürüz abla. Hiçbir şey olmamış gibiydi sesi. Sanki hiç gelmemişti buraya abla. İşe başlamış hemen. Çalışıyormuş. Yalnız ve durmaksızın çalışıyormuş. İyi olduğunu söyledi. Kimseyi sormadı ama. Kimseleri ilgilendirmeyecek. Yine kendime saklayacağım bütün görüntüleri. Sevgili Emine abla, seni öyle iyi anlıyorum ki. Purdogi. Purdogi. Thank you.
Çok silik bir görüntüyüm ben artık. Ne kadar da seyrek konuşuyorum. Eski bir şarkı, eski bir müzik benimle dolaşıyor bütün gün. Her şey bomboş. Ne diye suratını asıp duruyorsun? Geldiğimizden beri böylesin. Sevinecek ne var burada? Peki ne bekliyordun? Herkes yalnız. Herkes acı çekiyor. Korkunç bir kabus sanki. Ya sen? Herkes acı çekerken yardım ettin mi onlara? Betügül'le sana mı yardım etmem gerekiyor? İşi bayağılaştırma lütfen. Durumunuz yeterince bayağı değil mi zaten? Evet, senin davranışların sayesinde. Benim mi? Olup bitenleri geçiştirmeye çalışıyorsun galiba. Neyi? Emine, Kerem, Haydar. Ben de tedirginim. Bütün bu insanlar ve ilişkiler seni rahatsız etmiyor mu? Ben de tedirginim ama aramızda bir fark var. Senin gibi tanık rolünde değilim ben. Tanık mı? Evet. Hep bunu oynuyorsun sen. Saçma bir yalnızlık, gülünç bir seçkinlik içindesin. İnsanları küçümsüyorsun aslında. Herkesi değil, kendi istediğin kişileri anlıyorsun bir tek. Seninle tartışmak istemiyorum. İşte o kapıdan bir zamanlar zırhlar kuşanıp şangur şungur geçmişti Senjan şövalyeleri. Korsan şövalyeler. İpek kumaşları, baharatı ve altını bu kalede saklıyorlardı. Güçlü ve acımasız adamlardı. Övünülecek bir şey değil güçlü oluşları. Bir kaba güç. Başkalarının güçsüzlüğünden doğan bir kaza. Sosyolojik açıklamalar. Bıktım bu entelektüel ağızlarından. Bilimsel tatil geçirmek istemiyorum ben. Kaba güce bu kadar karşıysanız, o zavallı kıza, Ahmet'in ablasına sahip çıksaydınız. Evli misiniz? Hayır. Hiç evlenmedim. Ya siz? 4 ay zor dayandım. Şimdi hayatımı yaşıyorum. Tehlikeli bölgede oturuyoruz. Neden? Duvarlar her an çökebilir. İyi ya. Bu anlamsız hayattan. Saçma mı diyordun sen? Kurtulur mu işte? Neye ne diyor? Hayatı bir niteleyişi vardı o gece. Teknede. İlk tanıştığımız gece. Hatırlamıyorum. Şaka söylüyorum. Kale dışarıdan gözüktüğü kadar etkileyici değilmiş. Dışarıdan etkiliyor mu? Ben etkilenmiştim. Peki. Başka nelerden etkilendin? Betügül'ü sevdin mi? Ya sen? Kurtulmaya çalışıyorum. Niçin? Niçin Emine'yi sevemeyiz biz? Niçin güzellik her zaman göz kamaştırır? Kolejdeyken böyle bir dekor hazırlamıştık. Macbeth için. Jacob diye bir çocuk hazırlamıştı. Onun buluşuydu. Eski yazılarla süslü bir kale duvarının önünde oynamıştık Macbeth'i. Ve sen de Lady Macbeth rolündeydin herhalde. O kadar ihtiraslı mıyım? Bilmem ki. Bayılıyorum sana. Şu çekme kata bakın. Çarlık Rusyası'ndaki aşk odaları gibi.
Nedir bu aşk odaları? Aristokratların kendilerine düşürülen zavallı yoksul kızlarla kapandıkları odalar. Ne kadar garip konuşuyorsunuz bazen. Ama söylediklerim tarihi hakikat. Cem, nereye gidiyorsun? Kuleleri görmeyecek misin? Neydi bütün bunlar? Bilmiyorum. Çocukluğumdan beri bana her öğretilen şeyin tek doğru olmadığını Bodrum'da fark ettim. Burada ardımızda korkunç şeyler bıraktık. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için yaz bitti artık. Sonbaharsa hiç başlamayacak. Tarık çağırıyor. Bir daha hiç eskisi gibi olamayacağız. Başka insanlarız artık.